Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi hep birlikte 1993 yılına gideceğiz ve Yasser Serivan ile Victor Korçunov arasında oynanmış mücadelenin karşınızda duran konumunu inceleyeceğiz. Bu bir oyun sonu konumu. Oyun sonu neydi? Taşların azaldığı kısımdı. E, taşın azaldığı kısımda, oyun sonunda hangi bilgi aklımıza gelecek? Şahlarımızı, şah, şahımızı artık oyuna gireceğiz. Neden? Çünkü taşların azalmasıyla birlikte mat olma tehlikesi de azaldığı için şahımızı piyonların arkasında saklamamıza gerek yok. Artık o o taşımız bir savaşçı kimliğe bürünecek ve oyuna katkı sağlamak için adım adım merkeze doğru yürüyecek, ilerleyecek. Tabii ki adımlarını atarken yine de dikkat edeceksiniz. Tatlıda bakın beyazında siyahında 4 e, taşı var. E, taş derken biliyorsunuz piyonları ayrı bir kategoride tutuyoruz at fil 2 de kale var. Dolayısıyla adımları atarken dikkat etmesi gerekiyor. Tamam hocam bu konumu inceleyelim. Artısı ve eksisini görelim. Buna göre de yol haritamızı, önceliklerimizi belirleyelim. İlk olarak neye bakmamız gerek? Taşlar eşit mi değil mi? Buna bakarken de önce ağır taşlar, sonra hafif taşlar ve son olarak da piyonlara bakılmasını öneriyorum. Beyazın iki kalesine siyahın iki kalesi, beyazın iki hafif taşına siyahların iki hafif taşı ve beyazın 6 piyonuna karşılık siyahların 6 piyonu olduğunu görüyoruz. Tabi taşlar eşit diye e, bu mücadelenin dengede olduğunu hemen söyleyemeyiz. Konumsal kriterler var ve bu konumsal kriterlerin başında ne geliyor? Şahların konumu. Evet oyun sonu olduğumuz o, oyun sonunda olduğumuz için e, şahlar kolay kolay tehlikeye düşmez. Dolayısıyla beyazın da şahı, siyahın da şahı güvende. Herhangi bir tehlike yok. Diğer bir kritere geçelim taşların etkinliği taşların etkinliği son derece önemli bir kriter. Hatta ben bunu e, hangi noktaya kadar taşıyorum? Bu ol, oy, oyunun, bu mücadelenin satrancın en önemli konusu noktasına taşıyorum arkadaşlar. Taşlarınızı etkin, çalışkan kullanacaksınız. Buradan da önemli bir e, öğüt vereyim arkadaşlar. Satrançta oyununuzun gelişmesini istiyorsanız e, gözünüz taşlarınızın gücü üzerinde olacak. Evet, taşlar derken de yelpazeyi e, daraltalım. Piyonları bu kategoride tutmuyoruz. 2 kale, 2 at, iki fil, bir de vezir. Topu topu 7 taşınızın gücünün e, üzerinde olacak gözleriniz. Ama takip edeceksiniz. İşte atı oraya götürdüm, at güçlendi. Tamam artık attan gözümü ayırayım demeyeceksiniz. Oyun boyunca, oyun akışı boyunca e, taşlarınızın gücü üzerinde sürekli bir kontrolünüz olacak. Neden şahı saymadım? Çünkü şah biliyorsunuz açılışta ve oyun ortasında e, saldırı e, kimliğine bürünemez. O bir savunma taşıdır. Dolayısıyla onun açığa çıkan gücü, e, kullanıma hazır olan bir gücü yoktur. Ama oyun sonuna girdiğimizde, bakın oyun sonu konumu karşımızda. Artık şahı da e, şahın da gücünü kontrol edeceğim. Şahımın gücünden yararlanacağım. Dikkatli adımlarla da olsa e, bakacağım ne yapabiliyorum diye. Evet bakalım at, fil, güçlü, kaleler oyuna girebilir. İşte fil, at, kaleler oyuna girebilir. Burada dikkat çeken taş at. Siyah at. Siyah at merkeze çok güçlenmiş. Ve hiçbir piyon, hiçbir beyaz piyon o atı merkezden kaldıramayacağı için at gücünü sergilemeye, göstermeye devam edecek. At gerçekten en dikkat çekici olan taş. Ama bu büyük bir artı değil. Yani bu, bu artı üzerine oyun kuramayız. Ama atın güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir not edelim. Başka konumsal kriterlere geçelim. Diğer konumsal kriterler e, olası tehditleri e, göz ardı etmeyelim. Beyazın veya siyahın olası tehditleri var mı? İşte bakalım at, fil, kale neler yapabilir? Saldırabilir mi diye. Herhangi bir olası tehdit de göze çarpan olası tehdit yok. O zaman diğer bir kritere geçelim. Zayıflık. Evet bu kriter de çok önemli. Ve sizin Amatör düzeyde misiniz yoksa işte yavaş yavaş profesyonellikte e, ilerliyor musunuz, ustalaşıyor musunuz? Bunu en iyi anlamanın yolu gözünüzün gördüğü konumsal artı ve eksi değerlerdir arkadaşlar. Evet. Sizin konumsal anlayışınızın güçlenmesi gerekiyor ve zayıflık konusuna ayrı bir önem vermeniz gerekiyor. Zayıflık dendiği anda ilk aklımıza gelecek olan şey piyonlar. Piyonun kendisi ve piyonun kendisinden doğan zayıflıklar. Nedir o? Zayıf kare. Piyon zayıflığı ve zayıf kare. Bu ikisi de piyonlarla alakalı e, noktalar. E, ve ikisinin de tanımı aynı. Tanımı ne? Piyon tarafından piyon tarafından korunamayan piyon zayıf piyondur. Bakın illa ki o anda korunması, korunuyor olması gerekmiyor. Korunma şansı varsa da e, zayıf değil ama korunma şansına şansı dahi yoksa o piyon zayıf piyondur. Zayıf karenin tanımı da aynı. Bir piyon tarafından korunamayan kare, korunamayan illaki o anda korunması gerekmiyor, korunma olasılığı dahi yoksa, korunamıyorsa o kare de zayıf karedir. Tabii ki zayıf kare kendi topraklarında e, oluşuyorsa anlamı var. Yani e, 4. ve 5. yatayı ayıran çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizginin e, bu tarafında kalan alan beyazın alanı. Yani beyazın alanı bu dört yatay. Siyahların alanı da bu dört yatay. Zayıf kare buralarda oluşuyorsa önemli. Yani siyahlar açısından bu yeşil alanda kalan oluşan zayıf kareler önemli. E, beyazlar için de bu sarı alanda kal kalan zayıf kareler önemli. Bakın bakalım piyon tarafından korunamayan piyon var mı? Piyon tarafından korunamayan e, kare var mı? Bana zayıf piyon ve zayıf kareleri çıkartmanız için 2 dakika size süre veriyorum. Videoyu durdurun ve konumsal görüşünüzü test edin arkadaşlar. Bakalım tüm zayıf piyon ve zayıf kareleri çıkartabilecek misiniz? Evet. Arkadaşlar zayıf piyonları gösteriyorum. Beyazların zayıf piyonu D4'teki şunu kırmızı yapalım tabii ki. D4'teki piyon ve A4'teki piyon zayıftır. Bunların isimleri de var tabi ki. Bu D4'teki piyonun adı... geri kalmış piyon. Bakın kendi piyonundan bir tık... ...giride kalmış ve ona yetişemiyor. Yetişemediği için de... ...korunmaya muhtaç hale, hale, halde kalıyor. E ama hocam onu at koruyor. E fil de korur. Kaleler de korur. Arkadaşlar ee, diğer taşların koruması önemli değil. Diğer taşların koruması... ...o piyonu zayıf olmaktan kurtarmaz. Diğer taşların o piyonu koruması... Ee, ...o taşların pasif olması, tembelleşmesi anlamına gelir. Bu da başka sorunları açığa çıkartır. D4 piyonu geri kalmış piyon. A4 piyonu ayrık piyon. Bunlar zayıftır. Siyahlarda da C6 ve A7 piyonu zayıftır. Bunları seçtiyseniz, bunları gördüyseniz harikasınız. Demek ki zayıflıkları anında görebiliyorsunuz. Zayıf kare olarak ne gördünüz hocam? Bakın D6'daki kare. D6'daki kare... Hiçbir siyah piyon tarafından kontrol edilemiyor. Ve ben orayı kontrol ediyorum. Ele geçirmişim. Bu noktaya biz ne diyoruz? İleri karakol diyoruz. Peki e, siyahlar için ileri karakol noktası var mı? Maalesef yok. Çünkü ileri karakol noktasını sizin de bir piyonla kontrol ediyor olmanız lazım. Öyle bir e, kare yok. Tamam güzel Bunu not edeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Çünkü zayıflık gördünüz mü saldıracaksınız. Tabi Kitaplarda ne yazar? Zayıflık kendisinden yararlanabiliyorsa gerçek bir zayıflıktır. Şu an D4'e e, siyahlar d dikinden etkili bir saldırı başlatabilir. Başlatırsa e, bu beyazlar için büyüyen bir sorun haline dönüşecek. Ama bu ayrık piyonlara saldırmak kolay değildir. E, çünkü bir piyona, zayıf bir piyona en net e, saldırı dikeyden gelir. Dolayısıyla önünde piyon olmaması önemlidir. Bakın burada C6 piyonu zayıf diyoruz ama beyazların önünde piyon olduğu için dikeyden bir saldırı gelmeyecek. E bu da siyah piyon zayıf ama şu an e tehlikeli bir durumda değil. Ondan beyazlar yararlanamıyor diyebiliriz. Ama arkadaşlar piyon zayıflıkları kalıcı zayıflık kategorisine yer aldığı için şu an ben yararlanamıyor olsam da yararlanmanın şansını, zamanını, fırsatını kovalayacağım. Neden ben bu konumsal değerlendirmeye bu kadar zaman ayırıyorum arkadaşlar? Neden hamlelere geçmiyorum? Konumsal değerlendirme son derece önemli. Sen e, karşındaki konumun artı ve eksilini görmeden neye, neye göre oynayacaksın? Neye göre oynayacaksın? Hedefi olmayan bir gemi gibi yolunu e, çizemezsin. Yolunu doğru tayin edemezsin. Yolunu doğru belirleyebilmek için artı ve eksileri çıkartman gerek. Satrancım ilerlesin diyorsunuz. Onu o zaman konumsal değerlere daha fazla ilgi e, duyacaksınız arkadaşlar. Konumsal değerlere özellikle zayıflıklara daha fazla değer vereceksiniz. Bunların önemini anlayacaksınız. Yoksa iki tane üç tane taktik e, motif öğrenmekle e, bu iş olmuyor. Sizin gözleriniz bu zayıflıkları tık tık görmeli. Bakın buraları usta satranççı görür. Başka neyi görür? İşte güçlü taşı görür ve e, bu sarı renkli. Bunlar da sarı renkli taşlar. Bunları da yeşil yapmamız lazım. İki tarafında derdi bu. Bunları yap yapacağız. Evet. Hocam tamam güzel piyonlar zayıf. Piyonlara saldırmamız gerek. Sırada beyazlar da beyazlar hurra diye atını E5'e gelip piyona saldırırsa nasıl olur hocam? Olmaz. Çünkü siyahlar F6 sürer. Bakın F6 sürer. Atı e, geri kışkırtır. Geri e, kovalar. Ve bu saldırı e, geri püskürtülmüş olur, başarısız olur. Bu olmadı. Tabi de buna göz bakacağız. At E5 fırsatına göz bakacağız. Çalışıyor mu çalışmıyor diye bakacağız. E hocam ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapacağız? Taşlarımızın gücüne güç katacağız. Ben size bunu her paylaşımımda vurguluyorum anlatıyorum. Taşlarınızın gücünü yukarıya taşıyacaksınız. Hocam fikir bulamıyorum. Ya ne yapacağım? Zayıf piyon var ama saldıramadım. Yapacağın şey belli. Taşların gücünü yukarı taşıyacaksın. Ne yapalım? Elde kaleler var. Bak arkadaşlar. Bakın 4-5 tane taşımız var. Bu taşlar arasında ilk olarak kalelerimizin gücüyle ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü aralarında en güçlü taş kale. Kaleler ne sever? Açık dikeyleri severler. Açık dikey neydi? Üzerinde piyon olmayan dikey. Bakın bakalım. Üzerinde piyon olmayan dikey neresi? Dın dın dın. B dikey. B dikeyi hem beyaz kaleler için hem de siyah kaleler için elli geçirilmesi gereken, kontrolü altına alınması gereken bir dikey. O halde ilk hamle kalelerden birinin ...B dikeyine gelmesi olacak. Hangi kaleye geleceğiz? Hemen otomatik bunu getirdiniz değil mi? Hayır. Otomatik hamle yapmayın arkadaşlar. Otomatik eğilimleriniz olmasın. Olmasın. Çünkü sizi sizin gelişiminizi engelleyen bir diğer e, unsur da e, sizin ilk tepkileriniz, refleks refleksleriniz. Onları kırmamız gerek. Alışkanlığınızı kırmadığınız sürece bin tane maçta oynasanız, on bin tane maçta oynasanız hep tekrar hatalarınızı tekrar ede ede ee, bir ileri 100 rating ileri 150 rating geri gelirsiniz. O arada sıkışıp kalırsınız. Hocam neden ilerleyemiyorum? Neden sıçrayamıyorum? Yeteneksiz miyim? Benim limitim bu mu? Limitin o değil. Limitin inan bana hepinizin limiti yukarılarda. E, özel bir durumunuz yoksa. E, yukarılarda. Peki yukarılarda ise e, niye çıkamıyorsunuz? E, çünkü eksilerinizi artıya çevirmiyorsunuz. Eksilerini ben art, artıya çevirmezsem sürekli eksilini tekrarını yaparsam e, araba ilerlemez. Gaza basamayız. Eksik parçalarımızı, bozuk parçalarımızı, performansı düşen parçalarımızı tamir etmemiz lazım. O zaman daha hızlı gider arabamız. Evet. Mevzu bu. Ben size her paylaşımda olabildiğince önemli bilgiler, tüyo bilgiler vermeye çalışıyorum bir maç gösterip geçmiyorum. Umarım kıymetini biliyorsunuzdur. Bilenleriniz var. Bunu bildiğim için de ben de keyif alarak bu paylaşımını yapıyorum. Değerli paylaşımın olduğunu da unutmamanızı söylüyorum arkadaşlar. Evet. Hangi kaleye geleceğiz? Görevi olmayan kale arkadaşlar. Bakın bu kalenin potansiyel bir görevi var. A piyonunu ee, ilerletmemiz e, gerekebilir. Dolayısıyla kale F, B, 1 geliyor. Yaslar, Serivan. B dikiğine geçiyor. Peki siyahlar benzer tepkiyi kale A, B, 8 ya da kale C, B, 8 ile vermeli mi? Vermeli tabii ki. Çünkü dikeyi alan kale ne ister? 7 yataya inmek ister. Çünkü kalelerin en güçlü oldukları konum 7 yataydır. Siyah kale içinde ikinci yatay. Buraya inerim ben yoksa izin vermeyeceksin. Yoksa kalemin gücü F1'deydi, sarı renkteydi. Burada süper bir güçlü kale olur. İzin vermemiz gerek. Fakat bir sorun var. Kale A B B8 gelirse siyahlar bakın ne var burada? Bakın çok enteresan. Burada zayıf piyon var demiştik ya. Şu an siyahlar beyazlar bundan yaralanmıyor demiştik ya. Bakın nasıl yaralanıyor. Hop at 5 Saldırıyorum. E hocam ne olmuş? Kalede onu koru koruyor. Evet ama bu kale B8'deki kalesini de koruyor. Çünkü bakın ona da saldırı var. Aşırı yükleme yapılmış bir taş. Aşırı yükleme. Bir taşınız veya rakibin taşı birden fazla noktayı koruyorsa aşırı yükleme olmuş taştır. Ee, bunu çözmeniz gerek. Orası kritik noktadır arkadaşlar. Ve burada bakın taktik var. Örnek veriyorum. Siyahlar F6 sürsün. Atı kovsun. Burada ne var? İlk olarak aç yaltı mı almalısınız? Yoksa ilk olarak kaleyi alıp sonra mı açıya yaltı almalısınız? Bunu da video durdurup Kendinize 30 saniye süre verin. Buradaki taktik hataya düşmeyin. Bakalım kimler doğru cevap verecek. İlk yapmanız gereken şey önce kaleyi almak. Siyahlar da kale B8 alacak. Ve artık C6 boşta kaldı. At C6 alacak. Oo, oh, bir de B8'e saldırıyor. A'ya saldırıyor. İşte duruma göre fil alabilir. Burada da geçer piyon oldu mu tadından yenmez. Gördüğünüz gibi. Beyazlar bir anda oyunu kazanıverdi. At C6 alırdım ben hocam diyenleriniz yanıldı. Çünkü burada ne var? kale B1 şah çekerek kalesini kurtarır. Buna satrançta ne denir? Ara şah, ara hamle. Ara hamle mevzusu konusu çok önemlidir. Bunu da söylemiş olayım. Kale B1 alınca da kaleci c 6 alır ve beyazlar taş kaybetmiş olur. Bakın, bir taktiğin de e, hamle sıralaması son derece önemli. Siz ilk bakışta yanlış hamle sıralamasını gördüyseniz, mesela açi6, A açi6 olmaz ki ya. Kale bir alır. Sonra kaleci C6 alır. Demek ki aç C6 çalışmıyor. Bundan ben vazgeçeyim demeyeceksin. Çalışmayan bir fikir bulduğunda bunu tamir etmek için e, kurcalayacaksın o fikri. Burada yöntemler var. Bunlardan biri de hamle sıralamasını değiştirmektir. Burada olduğu gibi işte kale B8 al. Sonra aç C6 al. Hamlelerin sırasını değiştirmek fikrinizi çalışır hale getirebilir. Vay canına. At E5 geldiğinde... At 6 e, almak istediği için Siyahlar kale b almak zorunda kalacak. Ve e, B dikiğini B dikiğini arkadaşlar beyazlara bırakacak. Dolayısıyla Siyahlar hiç bu işe girmiyor. Kale B8 gelmiyor. Ne oynuyor burada biliyor musunuz? F6 ile at E5'i kesiyor, engelliyor arkadaşlar. Ama öğretmenim hocam kale B'de izin vermedi mi? E, verdi zaten. B dikiğini kaybediyordu. Diğer türlü de B7'ye ya da B8'e inmesine izin verecekti. Burada şimdi farklı bir şekilde direnç kuracak siyahlar. Siyahlar Viktor Korçunov biliyorsunuz ee, uzun yıllar boyunca yaşı ilerlemiş olmasına rağmen aktif sporculuğunu bırakmamış bir üstattı. Satranç aşığı biri biriydi. Bunu tavırlarından, hallerinden anlar anlarsınız. Masadaki ee, o maça tutunuşundan anlarsınız arkadaşlar. Bunu gözümle gördüğüm için söylerim. Ya kazanmak için o masaya e, tutunur. O mücadeleye tutunur. Harika bir örnektir. Tam bir satranç aşığıdır. Hissederseniz, ilham alırsınız. Tabi e, vefat etti. E, Allah, Allah rahmet eylesin. Dilelim. Ve mücadeleye devam edelim. F6 oynadı. Beyaza ne yapacak? Bakacak. Kalesini harika konuma taşıyacak. Ardından da kale AB1 gelecek. Kalelerini bağlayacak. Ve mümkünse de iki kalesini yedinci yataya getirecek. O zaman kaleler oyunu size kazandırır bile. Başka bir şey gerek yok. O kadar güçlenmiştir kaleleriniz. Taşlarınızın bu güçlenmesini hissetmeniz lazım. Bakın F1 kalesi sarıydı. Rahatsız ediciydi. Uf şimdi gelmiş yedinci yataya. Bunu hissetmen gerekiyordu. Bunun takibini yapacaksın. Bak bırakmayacaksın. Takibini yapacaksın. Mesela bakın F6'dan sonra F6 sonra siyah atın sarı renkten kırmızıya döndüğünü göreceksin. Bak döndü. Biraz önce sarıydı. Çünkü en azından e5'e gidebiliyordu. Şimdi d4, e5, g5, h4 buraları anlamsız. H2 an yok bakın görüyor musunuz? Yani adam bir tek geri gidebiliyor. At fonksiyonunu kaybetmiş. Veya f6'dan sonra bakın siyahların fili sarıydı, kıpkırmızı oldu. Çünkü gidecek yeri kalmadı. Taşların üzerindeki bu, bu takip yapacaksın. Satrancın zor yanlarından biri de bu takibi yapmaktır. Evet. Ustaysan, ustalaşmak istiyorsan oyun boyunca takibini yapman gereken birkaç konu var. Bunların başında taşların gücü gelir. Taşların gücü. Ustalaşmak istiyorsan bu zahmete gireceksin. Ee, o yüzden satranç oynarken ustalar oyundan kopmaz. Siz onların kalkıp gezdiklerine bakmayın. Bazı amatör oyuncular ee, şey yapıyor, bunu örnek alıyor, hamlesini yapıyor, kalkıp geziyor. Yani o gezmeler, tozmalar e nereden gördünüz? E çünkü büyük usta orada geziyor, tozuyor e, diye düşünüyorsunuz. A arkadaşlar adamın aklı masada hesaplamalar devam ediyor. Neden yürüyor? Kan dolaşımı uzun süre durduğunuzda, masada oturduğunuzda kan dolaşımınız zayıflar. E, bunu normale döndürmek için yürüyor. Ama bizim öğrenciler o oh, hamlesini yapıyor, gidiyor arkadaşının maçına bakıyor. Halbuki satranç böyle oynanan bir oyun değil. Dikkat son derece önemli. Dikkatini azaltırsan. Bakın takibini yapmanız gereken bir konu var diyorum. Bu takibi kaçırırsın arkadaşlar. Neyse geçelim. Onlar başka konu. Siyahlar nasıl bir direnç kuruyor hocam burada? Şunu kuruyor. Dikeyi kaybettim. Bari yatayı kaybetmeyeyim diyor. Fil D8 e, geliyor. Kale c e, aktif hale getiriyor. Kale gelecek. Kaleleri değişecek. E, Fil de e, buradan olası bir şekilde. E, hem filin belki gelişini kesti. Hem de kendisi orayı kontrol etti. Bir olanak olarak elinde bulundurdu. Hocam beyazlar ne yapmalı? Bu hamlenin bir tehdidi yok. Beyazlar kalesini B1'e getirmeli. B dikiğini almalı diyebilirsiniz. Ama e, siyahlar burada bir direnç kurdu. Bakın kale A B1'e. Kale A B1'e. Siyahlar kaleciydi. E, gelirdi. Kaleleri değişmek isterdi. E, sonra da burada çok ilginç bir manevra yapardı arkadaşlar. Bakın bu beydi karesine kontrol edecek bir taş lazım bize. Şah adım adım gelirdi ve buradan çok ilginç bir savunma rotası çizerdi. Bakın bizi kurtaran, siyahları kurtaran taş şah oluyor. Adım adım geliyor. Ee, beyazlar burada Yasser Serivan hemen kale a b1 gelmiyor. Önce f6 hamlesi ile e, siyahlar e5'i tuttu ama f6 hamlesi e6 piyonu zayıflattı. Bu piyon korunmaya muhtaç hale geldi. Burada da bir dipnot vereyim. Her piyon hamlesi bir kare zayıflatır derler. E, o gözle bakın piyon hamlelerine. Hangi kare zayıflıyor, hangi kare boşalıyor buna bakmanız önemlidir. Kale E1 gelerek bir tur E6'ya saldırıyor. Çünkü E6'yı kim koruyacak bir bakın bakalım. Kim koruyacak? Şah gelemez. Çünkü kale tutuyor. Fil koruyamaz. Kaleler koruyamaz. At eğer gidip de güçlü konumundan geriye gidip korursa at tembelleşecek. Ve burada biz neyi biliyoruz? Bir taşı korumak kesin çözüm değildi. Koruyan taşla ilgilenecektik. At cd'ye gittiğinde bakın atı cd'ye götüreyim. Atla nasıl uğraşırsanız 30 saniye süre veriyorum. Video durdurun. Durdurdunuz. Açtınız. Ve şimdi şunu buldunuz. Fil f4 ya da fil a5 belki fil f4 daha iyi. Çünkü fil f4'ün etkisini bakın b6 karesi. B dikiğine bakıyor. Oraya bakıyorum. Onu biraz daha potansiyelini beğendim. Ve belki de d6 karesine oturabiliriz. Bu potansiyel flat 4'ü biraz daha etkili kılıyor. Flat 4 gelirim. Koruyan taşı yok et. Ödülü hak et yaparım. Bu taktiği de önceki paylaşımlarımda göstermiştim. Bir taşın korunması e, kesin çözüm değildir. Hemen koruyan taşla ilgileneceksin. Koruyan taşa saldıracaksın. Kovalayacaksın. Saptıracaksın. Duruma göre hangisi mümkünse. Siyahlar ne oynuyor hocam? Kaleciydi oynuyor. Güçlü kaleyle. Gel benim tembel kalemi. Değişelim diyor. Ne yapacaksınız? Elma hesabı mı yapacaksınız? Hocam benim kalem 5 puan, onun kalesi de 5 puan. Değişelim, eşit değişim. Bir şey olmaz. Bu bakış açısından kurtulun. Artık şu gözle bakın. Taşların gerçek gücü konum içindeki işlevliğine göre konum içindeki e, görevine göre, çalışkanlığına göre azalır, artar. Dolayısıyla kalenin puanı 5 değil. Duruma göre 6 oluyor. Duruma göre 4 oluyor, azalıyor. Bakın bu kale ile bu kalenin Beyaz kale ile siyah kalenin güç puanı aynı mı? Kesinlikle aynı değil. Ve siz güçlü taşla çalış, e, tembel taşı değişiyorsanız kesin bir üstünlük, bir başka e, önemli değer almanız gerekiyor. Hiçbir şey almadan değişiyorsanız rakibe iyilik yapıyorsunuz. Bakın sizin bu e, önemli e, vurgularla da bakış açınızı düzeltmeye çalışıyorum. Madem siz amatörlükten kurtulmak istiyorsunuz. Bakış açınızı, yani ne, e, e, nelere gerçek anlamda hangi değeri veriyorsunuz, değer yargınızı e, güncellememiz gerek. Evet, bir güncelleme şart. Değer yargınızı güncellersek arkadaşlar, e, daha iyi performans gösterirseniz, sonra sonra e, başka güncellemeler de yapacağız. Ama kesinlikle ilerlemek istiyorsanız, e, zamanı gelmiş bir güncellemeniz e, gerekiyor. O güncellemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, Kale 7 geldi. Hocam burada kale eb1 mi gelmek lazım? Hani alırsa kalemiz gelsin. Evet ama dediğim gibi aşağı... E, ...geliyor buradan kaleyi kovacak. Kale burada indi 7. yataya ama... ...kale oradan devamını getiremeyecek. Siyahlara bir direnç söz konusu. Peki beyazlar ne oynuyor? Beyazlar çalışkan kalesiyle... ...tembel kaleyi değişiyor. Çünkü e, bu piyonu korumak adına... ...siyahlar atı ile geri gelmeli. Ve burada... Hangi değeri alıyor arkadaşlar? Bakın fil atlı 5'teyken, atlı 5'teyken F4'e gelemiyordu. Hop F4'e geliyor. Koruyanı yok et, ödülü hak et yapacak. Burada eee siyahlar ee, gelerek piyonu koruyor. E, bu güçlü filler ee, gel bu atı değiş diyor. Hem benim filim bu sefer ee, sahneye çıkar diyor. Dolayısıyla burada doğru bir değer yargısı ee, kuruyor görüyor siyahlar. Ama beyazlar ne yapıyor? Hiç acelem yok diyor. Ben f 4'e niye geldim? Sadece atı kırmak için değildi. Filin B8'e bakışı var. D6'ya girecek. ileri karakol karesini kullanacak. Hemen kale B1 geliyor. Kaleni anlamsızlaşan e, konumundan. Bakın. Buraya olan saldırısı artık esprisini kaybetti. Şah korudu. Görevini kaybetti kale. Kale kırmızılaştı. Hemen yeşil yapıyor kalesini. Arkadaşlar. Siyahlar ne yapıyor? kale ile B2'inden karşılık veremediği için benim biraz önce bahsettiğim manevrayı devam ettiriyor. Şah E8 geliyor. artık Şah burayı korumak zorunda değildi. Çünkü kale saldırısı gitti. E, siyahlar ne yapıyor? Şey, beyazlar ne yapıyor? Hemen ezbere oynamıyor. Kalesini yataya indirmiyor. Çünkü tık tık gelir. Güle güle kale olur. Ne yapıyor? Fili güçlü. Kalesi güçlü. Ama derdi var derdi. Atı güçlü değil. Hatta biliyor musun? Kalesi şey şahı bile güçlü değil. Bir usta satrançının en rahatsız edici durum nedir biliyor musun? İşlevi olmayan, tembel duran taş. Seni de rahatsız ediyorsa anla ki e, sen de artık e, konumsal açıdan bazı önemli noktaları e, uygulamana sokmuşsun. Kötü taş, tembel taş seni rahatsız edecek. Bu kırmızı taşlar ya serseri serivanı rahatsız ediyor ve atıyla ilgili... E şahla ilgili düşünmesi lazım ama şahı şu an çok uzakta mücadeleden. Atı ile ilgili derhal bir çözüm üretiyor. Size bir dakika süre veriyorum. 2 hamlelik ya da 3 hamlelik e, size de zaman veriyorum. 2 3 hamlede atınızı kırmızı olmaktan yeşil olmaya, çalışkan olmaya çevirin. Hadi bakalım ne bulacaksınız? Üst üste 2 3 hamle yapma hakkı veriyorum. E, zaten e, bu şekilde biz fikir keşfediyorduk. Evet. Umarım çoğunuz şu manevrayı bulmuştur. At D2 hocam. Sonra at E4 ya da at C4. Sonra da at D6 gelirim hocam. Ya da buradan ata 5'lerim var. Evet. Eğer hedef kare olarak C4'ü düşündüyseniz C4 biraz daha fonksiyonel. E4'e karşı E4'e bakılırsa. Çünkü A5'e gidebilir. C4 karesini at için iki hamlede ulaşabileceği harika bir nokta olarak düşündüyseniz işte fikir ürettiniz. İşte bir ustanın bakış açısıyla baktınız. Tembel taşınızı iyileştirdiniz arkadaşlar. Biz hep e, fikir üretmeyi saldırmak saldırmak olarak e, düşünün. Saldıramıyorum. nereye saldıracağım? Yok saldıram. Arkadaşlar saldırmak kolay değil ki. Konumsal üstünlük elde etmeniz gerekiyor. Taşınızın çalışkan noktalara ulaşması gerekiyor ki e, saldırı olanakları doğsun. Dolayısıyla taşlarınızın konumunu 2 3 hamlelik manevralarla güçlendirin. Fikir bulamıyorsan Buna başvuracaksın. Makogonov kuralı. Önceki paylaşımlarımı bakanlar duymuştur. Hatırlamıştır. Makogonov ne demişti? Fikir üretmekte zorlanıyorsan 2-3 hamlelik operasyonlarla tembel taşlarını çalışkan yap. Hop attı iki geliyor Yasser Serivan. Siyahlar ne yapıyor? Kırmızı taş, kırmızı taş, sarı taş. Bunları uğraşıyor. Hop at de 5 geliyor. Yeşil, yeşil mi yeşil yapıyor atını ve file saldırıyor. Fil de tabii ki ileri karakola yerleşiyor. B8 karesinde tutarak önemli bir katkı sağlıyor. Bakın yem yeşil oldu. Bu da birazdan yeşil olacak. Yeşil. Siyahların da e, hakkını yemeyelim. Siyahların da atı yeşil. E, file sarı değilim ama kalesi kıpkırmızı. Tabi şahlara da bakmamız lazım. Şah yeşil sayılır. beyazında beyazın da şahı kırmızı. İşte bu renkleri göreceksin. Bunlar hep değişiyor. Takip edeceksin. Kırmızılar senin derdin olacak. Senin önceliğin olacak. İşte satranç ilerlemek şey istiyorsan konumsal bakış açını güncelleyeceksin diyoruz. Siyahlar ne yapıyor hocam? Direnç kurabiliyor mu? Kuruyor tabii ki. Viktor Korchnoi'den bahsediyoruz. Fil a5 geliyor. Ata saldırıyor. E ama hocam at zaten c4'e gidecekti. Şimdi c4'e gidince fil de istiyor. Evet ama e, siyahlar filini buraya boşuna da gelmedi. At c4 geldiğinde ki oyunda at c4 geliyor ve file saldırında hop fil b4. İnanılmaz. Neden inanılmaz? Bakın at korumasında geldi. Ne yaptı? İnanılmaz bir şey yaptı ya. Dikiyi blok etti. Kaleyi işlevsiz hale getirdi. Hay Allah. Bunu çözmesi lazım beyazların. Ve biliyor musunuz? Yine size 30 saniye süre veriyorum. Sıra siyatta olsa. Fili buraya geldi ama şu an fil sallantıda. Çünkü fili kim koruyor? At. Bir taşı korumak e, o noktayı sağlam kılmazdı. Koruyanı e, yok et. Koruyanı saptır. Koreni kovala vardı. Burada koruyanı yok et hamlesi var. E, at e3 hamlesi var. Dolayısıyla e, bu nokta henüz sağlam değil. Bu noktayı siyatlar nasıl sağlam alır? Sıra siyatta olsa. 30 saniye süreniz var. Videoyu durdurun arkadaşlar. Evet. Umarım hepiniz a5 hamlesini görmüşsünüz. Evet. Mesela burada bir tane hamle yapalım. Şafi bir gelelim. Hamle sırasını siyah vermek için. Siyatlar burada a5'i bir sürer. A5'i bir sürer. Artık b'deki iptal. B2'ni kullanamazsın. Kalenin gücü normale döndü. Sarıya döndü. Bu da işte sarı artık. Uğraşır durursun. Bu da beyazlar kazanamaz arkadaşlar. Evet kazanamaz. Çünkü B2'nden girerek kazanacaktı bu oyunu. B2'nden girecekti. Sonra bu zayıf piyonlara saldıracaktı. Kazanacaktı. Bu yüzden Yasel Sarıvan. Fil B4 sonrası. A5 fırsatını görüyor. Ve bunu engelliyor. 30 saniye süreniz var. Video durdurun ve... Siyahların A5'ini nasıl engellersiniz? Bunu bulun arkadaşlar. Evet. Beyazlar A5 sürerek A5 engeller. Başka, başka nasıl engellesin? Başka engelleyemez. Ve bu A5 güzel bir hamle. Duruma göre A6'ya kadar gidecek. A6'ya giden piyon ee, etkili hale gelecek. Çünkü a aldıktan sonra vezire iki adım kalıyor. A5'e siyahlar ne oynuyor? Siyahlar çaresiz. E, filini oynarsa girecek. Atını oynayamaz. Fili boşta. Kalesiyle D8'e geliyor. D7'den en azından yatayı tutarım diye oynuyor. Beyazlar ne oynuyor? Beyazlar bu filden kurtulmak istiyor. Bu filden kurtulmak için onu koruyan attan kurtulması lazım. E dolayısıyla at E3 oynaması lazım. İlk göze çarpan önemli bu. Ama at E3 oynayamaz. Çünkü at A5'i koruyan bir taş. Yani fila 5 saldırısını koruyan taş. E, atı özgür bırakmak gerek. 30 saniye süreniz var. Videoyu durdurun. Atınızı nasıl özgür bırakırsınız? Bu piyonu korumaktan nasıl kurtarırsınız? Durdurdunuz. Açtınız. Ve A6'yı buldunuz. A6 zaten iyi bir hamleydi. A6'ya kadar gelen piyon bize fayda sağlayan bir hamleydi. Ee, atımız da serbest kaldı. Siyahlar burada artık e, ne yapsa kaybedecek. Ne bileyim kalele beklese bile. At E3 gelecek. E, atı yok etmek isteyecek. E, burada bir senaryo üreteyim ben. Mesela kale D'yi de. İşte at e3. At e3'e. E, kale b4 de alınabilir belki. E, ama f e3 alarak daha temiz bir galibiyete ulaşırsınız. Fil istiyorsunuz. İşte ne bileyim fil d2'ye gelsin. e3'e saldırsın. E, hiç acele etmeyeceğiz. Şah f2 geleceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonra kalemizi bd'ye geleceğiz. E, alamayacak. E, efendime söyleyeyim. A b'den sonra vezir çıkarız. Şahı yaklaşamıyor. Kale b8 mat olur. Ne bileyim yani hamle yok. Fil A5 gelsin. Kale B7 geliriz. Kale B7 gelince alamıyor dedik ama biz ne yapacağız? Zayıflara saldıracağız. Ya oyunun başında bahsettiğim bu zayıflıklardan dolayı oyun bitecek. Nasıl saldıracak? Fil B8 gelecek. a 7 göstere göstere alacak. Göstere göstere çekilecek. Göstere göstere piyonunu vezir yapacak. Bunların hepsi göstere göstere oluyor. Neden? Çünkü çalışkan taş tembel taşa karşı. Satranç literatüründe çalışkan tembel diye geçmez. İyi taş kötü taşa karşı oyunu kazanır. Harika bir örnek. Harika bir örnek. Harika öğretici bir örnek. Oyunda ne oluyor ona bakalım. Yani büyüleyici bir örnek bu. Ve içinde anlattığım, vurguladığım cümleleri alırsanız bu örnek tadından yenmeyen bir ders olur. Faydasını umarım görürsünüz. De devamı şöyle olduğum için. E, Korçunov filci 3 geliyor. Kendi rızasıyla dikiyi açıyor ve D4'e saldırıyor ama D4'ü alsa da devamı gelmeyeceği için Yasser Serivan yataya iniyor. a istiyor. Siyahlar korumuyor bile. Çünkü korumaya çalışsa fil B8 var. Fil D4 alıyor. Beyazlar da göstere göstere Yasser Serivan a alıyor. Siyahlar bakın g bile almadı. Önemsemedi çünkü burada geçer piyon var. Geçiri sürecek kazanacak. F5 sürüyor. Filiyle geçiri koruyor. Yasser Serivan da nazikçe kalesin b geliyor. Ve süreceğim süreceğim vezir yapacağım diyor. Önce a7 sonra kale b8 veya Filbesiz b gelirsin. Kalenin yolunu kesersin, vezir çıkarsın ve burada Viktor Korçunov terk ediyor arkadaşlar. Bu oyunun bir hikayesi vardı baştan sona ve bu hikayeyi yönelik iki tarafta hamleler yaptı. Sizin de oyunlarınızda hikaye oluşur. Hikayenin bir cümlesini siz, bir cümlesini rakip yazar. Bu hikayenin dışına çıkarsanız, dışında kalırsanız oyunda doğru bir yönetim sergileyemezsiniz. Siz masaya kral olarak, bir yönetici olarak, bir lider olarak oturuyorsunuz. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bir yönetim sergilemeniz gerekiyor. Yönetim sergileyemezsen iyi bir yönetici, iyi bir lider, iyi bir kral olamazsın. Evet, umarım faydalı olmuştur bu paylaşım sizlere. İçinde çok önemli vurgular yaptım. Değerli bilgiler paylaştım. Çekinmedim, saklamadım bu bilgileri kendime. Ee, umarım faydasını görürsünüz. İyi bir oyuncu ol olmak istiyorsanız... Bakış açınızı güncellemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.